Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 2. Fen Bilimleri Yazılısı 1 nolu senaryo ile karşınızdayım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sınavdan yüz alırsınız inşallah. İlk sorumuz Fatma Zehra bir tatlı tarifinin pişirme süreci ile ilgili aşıdaki metinde ısı ve sıcaklık kavramlarının bazı yerlerde yanlış kullanıldığını fark etmiştir. Metinde geçen ısı ve sıcaklık kavramlarının kullanımı ile ilgili hataları bularak bu hataların nedenini açıklayınız demiş. Hemen tarifimize geçelim. Ben de bayılırım tatlılara, pastalara. Hamuru fırına koymadan önce fırını 200 derece sıcaklığa ulaşana kadar ısıtın diyor. Evet 200 derece sıcaklık buradaki ifademiz doğru, sıkıntı yok. Hamuru fırına koyup bu sıcaklıkta 20 dakika pişirdikten sonra fırının kapağını açmadan ısıyı 150 santigrat dereceye düşün diyor. Arkadaşlar burada bir hatamız var. Isıyı 150 derece diyor. Arkadaşlar ısıyı değil sıcaklığı 150 dereceye çıkarıyor veya düşürüyor demesi gerekiyordu. Çünkü arkadaşlar açık açıklamasını şöyle diyelim. Santigrat derece sıcaklık birimidir. Isı birimi kalori veya jüldü arkadaşlar. Bu sıcaklıkta 15 dakika daha pişirin. Aldığı sıcaklık ile pişen tatlıyı fırından çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar aldığı sıcaklık ile değil aldığı ısı demesi lazımdı. Çünkü sıcaklık alınıp verilmez. Verilmez. Isı alınıp verilir arkadaşlar. Isı alınıp verilir. O yüzden buradaki ifademiz de yanlıştır. Hemen ikinci soru ile devam ediyorum. Öğrencilerin farklı şekillerdeki plastik boruları kullanarak birbirlerine baktıkları durumlar aşağıdaki numaralarda verilmiş. Buna göre öğrencilerin verilen durumlarda birbirlerini görüp göremediğini sebebiyle beraber açıklayınız demiş. Evet de arkadaşlar hatırlarsanız hemen şöyle diyelim. Işık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Işık doğrusal yayılır. doğrusal yayılır. Birinci durumda birbirlerini görürler arkadaşlar rahatlıkla. Birbirlerini görürler. Çünkü arkadaşlar borumuz dümdüz bir sıkıntı yok. 2 ve 3. durumda Borular kıvrımlı olduğu için kıvrımlı olduğu için birbirini göremezler. Sadece birinci durumda birbirlerini görebiliyorlar. 2 ve 3'te borularımız arkadaşlar şekil olarak kırık, yamuk oldukları için Işık içinden geçemeyeceği için göremeyecekler. Sadece bir de görürler. Hemen 3. soruyla devam ediyorum. Maddelerin ışık geçirgenliği ile ilgili farklı 3 tane levha var. Bu levhalardan hangileri saydam, yarı saydam veya opak olarak belirleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Birinci şeklimizde arkadaşlar ışık bakın 3 tane ışın geliyor. İçlerinden 2 tanesi geçebiliyor değil mi? Demek ki arkadaşlar ışığın bir tanesi geçemedi. ikisi geçti. Bir kısmını geçirdi. Işığın bir kısmını geçirdiği için birincisi arkadaşlar yarı saydamdır. İkincide arkadaşlar üzerine bakın iki ışın geliyor. İki ışının ikisi de arkasına geçmiş. Rahatlıkla geçmiş. Demek ki ikinci levhamız saydam. Üçüncü levha bakın üzerine iki tane ışın geldi. Arka tarafına hiçbir ışın geçmedi. Arkasına ışın geçmedi değil mi? Arkasına ışığın geçemedi. Demek ki arkadaşlar 3 numarada saydam olmayan yani opak maddedir arkadaşlar. Saydam olmayan yani diğer adıyla opak madde 3 numaramız. Hemen 4. soruyla devam ediyorum. Biyoçeşitlilikle ilgili bir metin verilmiş. Yağmur ormanlarındaki bu durumun dünya üzerindeki etkisini açıklayınız demiş. Hemen okuyalım. Biyoçeşitlilik dünya üzerindeki ekosistemlerin %2-3'ünü temsil eden 35 tane çok önemli ekosistem vardır. Bu ekosistemler en fazla endemik bitki yani o bölgeye özel kuş, sürüngen ve kurbağa türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin yağmur ormanları tüm karasal alanların sadece... %7'lik bir kısmını kaplasa da dünyadaki türlerin, bütün türlerin yaklaşık yarısı bu bölgede yaşamaktadır. Evet arkadaşlar yarım ormanlarındaki bu durumun dünya üzerindeki etkisini açıklayacak olursak hemen şöyle diyebiliriz. Arkadaşlar biyoçeşitlik açısından bayağı zengin bir bölge demek ki. Hemen şöyle yazalım. Biyoçeşitlilik bakımından çok zengindir. Küçük bir alan kaplamasına rağmen çok büyük sayıda canlı çeşitliliğine sahiptir. Canlı çeşit sahiptir. Peki arkadaşlar bu durumun dünya üzerindeki etkisi nedir? Onu söyleyelim. Hayvan türlerinin çok olması hayvan türlerinin çok olması hayvancılık alanında ihtiyacı karşılayabilir. Yine bitki türlerinin çok olması tarım ve ilaç sektöründe arkadaşlar ilaç sektöründe ihtiyacı karşılayabilir. Yine arkadaşlar hava kirliliği azalır. Bu hava yani oradaki bitki türlerinin çok olması hava kirliliğini azaltır. Doğanın ve dünyanın diyelim, dünyanın dengesinin korunmasına katkı sağlar. Daha farklı şeyler de sizler yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim aklıma gelenler bunlar. Hemen beşinci soru ile devam ediyorum. Bir öğrenci çevreyi korumaya yönelik proje yaşamasında bütün ambalajlar depozitalı olsun projesiyle katılmıştır. Bu projenin çiğ taşı da verilmiştir. Buna göre bu projenin çevreye sağlayabileceği yararlardan 3 tanesini yazınız demiş. Marketten alan ürünlerin ambalajlarına ek bir ücret ödenir. Alınan ürünlerin ambalajları markete geri getirildiğinde ambalaj ücreti iade edilir. Evet arkadaşlar bu sayede ne olur? E, doğaya daha az çöp atarız değil mi? Şöyle diyelim. Hemen açıklamaya şöyle yazabiliriz. Arkadaşlar yani aldığımız ürünün e, ambalajının poşetinin şişesinin e, paralı olduğunu düşünün. Ne yaparsınız? Daha az çöp ortaya çıkar değil mi? Bunu çöpe atmaya kıyamayız. Sonuçta para ediyor diye geri getirdiğimizde parasını alacaksak eğer biz bu ürünün arkadaşlar biz ne şöyle diyelim çevre kirliliğinin çevre kirliliğini azaltmış oluruz daha az çöp çıkar atıklar azalır Çevrek kirliliği azalır. Onu söylemiştim zaten çok pardon. Arkadaşlar ve bu sayede biz aynı ürünü daha sıfırdan üretmek yerine geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanabileceğimiz için arkadaşlar enerji tasarrufu sağlar. Enerji tasarrufu sağlar. Doğa daha az kirlenir. Arkadaşlar ekonomik olarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlarız. Sağlar. Arkadaşlar bu ürünün sıfırdan üretilmesindense böyle geri dönüşüm olarak tekrar üretilmesi de arkadaşlar zaman tasarrufu sağlar ayrıca. Zaman tasarrufu sağlar. Üretim aşamasında yani zaman tasarrufu sağlamış oluruz. Hemen altıncı soru ile devam ediyorum. Bir yerleşim ait görsel aşağıda verilmiştir. Bu yerleşim yerine meydana gelme olasılığı en fazla olan doğal afetin adını ve bu afetten korunma yollarını yazınız demiş. Evet arkadaşlar derenin kenarına yapılmış değil mi? E dere kenarına yapıldıysa aklımıza gelebilecek en en yani ilk ihtimal en çok ihtimal arkadaşlar nedir? Derenin kenarındaki olabilecek olay Sel felaketidir, değil mi? Hemen şöyle diyelim, dere kenarında bulunduğu için sel felaketi olabilir. İlk akla gelen odur. Bundan arkadaşlar korunmak içinler yapılabilir. Bundan korunmak için öncelikle arkadaşlar binalar akarsu yataklarına kenarlarına yapılmamalı teraslama yapılmalı akarsu yatakları temiz tutulmalı akarsu yatakları temiz tutulmalı Arkadaşlar barajlar yapılarak barajlar yaparak su kontrol altında tutulmalı diyebiliriz. Hemen yedinci soru ile devam ediyorum. Aşağıda kontrol kalemin iç yapısı kullanım şekli verilmiştir. Buna göre temas kapağının temsil ettiği devre elemanının sembolünü çizerek görevini açıklayınız diyor. Hemen okuyalım. Kontrol kalemi nasıl çalışır? Kontrol kalemi basit elektrik devresiyle aynı çalışma prensibine sahiptir. Metal uç elektrik enerjisinin kontrolünü yapılacağı yere yerleştirilir. Temas kapağına basılır ve basit elektrik devresinin tamamlanması sağlanır. Elektrik enerjisi varlığında gösterge ampulü yanar diyor. Evet arkadaşlar burada temas kapağı bakın bastırıldığında elektrik devresi tamamlanıyorsa arkadaşlar demek ki burada neyden bahsediyor? elektrik devresindeki arkadaşlar anahtarın görevinden bahsediyor. Burada temas kapağı arkadaşlar hemen açıklamamıza yazalım. Temas kapağımız anahtarı temsil eder. temas kapağı anahtarı temsil ediyor arkadaşlar. Evet, şeklinde çizecek olursak hemen gösterelim. Anahtarın gösterim arkadaşlar nasıldı? Şöyle iki türlü ya açık ya kapalıydı anahtarımız arkadaşlar. Anahtarımız kapalıysa Şöyle gösteriyorduk. Şöyle. Bu kapalı anahtar. Eğer anahtarımız açıksa arkadaşlar şu şekli çiziyorduk. Devremizde. Anahtarın açık olduğunu devamında çizelim. Bu anahtar açık. Soldaki de anahtarın kapalı olduğunu temsil ediyordu. E, 8. ve son sorumuz arkadaşlar. Hemen bakalım. Aşağıda devre elemanlarının görevleri A, B, C, Ç harfleriyle verilmiştir. Buna göre verilen harfleri hangi devre elemanı yaptığını, kimin görev olduğunu hemen belirtelim arkadaşlar. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştürür diyor. Kimden bahsediyor arkadaşlar? Ampulün görevinden bahsediyor. Enerjiyi diğer devre elemanlarına taşır dedi arkadaşlar. Bağlantı kablosudur. Yani diğer adıyla arkadaşlar iletken tel diye de geçer iletken tel. Üçüncüsü arkadaşlar Devrenin ihtiyacı olan elektrik enerjisini üreten arkadaşlar kimdir? pildir güç kaynağımız. Yani devrenin tamamlanmasını ve kontrolünü sağlayan da anahtardır. Evet arkadaşlar bunun şeklini de çizecek olursak hemen şöyle gösterebiliriz. Şöyle çizelim. Şuraya arkadaşlar pilin şöyle uzun taraf artı tarafıydı. Şöyle kısa tarafta pilimizin eksi tarafını temsil ediyordu. Yine arkadaşlar anahtarımız kapalıysa eğer anahtar kapalı halde şöyle gösteriyorduk. Şöyle burada bir anahtar var ve kapalı. Yine arkadaşlar ampulümüzü de şöyle yuvarlak içine Çarpı koyarak. Burada bir ampulüm var. iletken telim var. Şurada anahtarım kapalı. Bir tane de pilim var arkadaşlar. Basit bir elektrik devresi oluşturmuş olduk. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.